Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Fıtuhat-ı Mekke'nin 3. sifri 19. kısım 34. bölümün 2. videosunu devam ediyoruz. Rabbin arştan yakın göğe inmesi. Bu makam sahibine bu türden ilahi ilimlerden Er-Rahman ismiyle Rabbin yakın göğe inişinin bilgisi verilir. Acaba söz konusu iniş arştan mı yoksa amadan mıdır? Çünkü ama Er-Rab isminden sorulduğunda zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'e şöyle sorulmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Alemi yaratmazdan önce Rabbimiz neredeydi? Şöyle cevap vermiştir. Altında ve üstünde hava bulunmayan amada idi. Burada gizli zikredilen isim Rabbimiz idi. Başka bir hadiste ise Rabbimiz göğe iner buyurmuştur. Bu durum Rabbin yakın göğe bu amadan indiğini gösterir. Nitekim arş üzerinde istifa etmesi de bu amadandır. O halde Rabbin yakın göğe nispeti arşa nispeti gibidir ve arada hiçbir fark yoktur. Rabbin yakın göğe inişinde arş farklı olmadığı gibi arşa ve yakın göğe inişinde de ama farklı değildir. Hazreti Peygamber bu yakın göğe indiğinde Allah'ın şöyle söyleyeceğini bildirmiştir. Tövbekar yok mu? Tövbesini kabul edeyim. Bağışlanmak isteyen var mı ona mağfiret edeyim. Bir şey isteyen var mı ona vereyim. Dua eden var mı ona karşılık vereyim. Bütün bunlar Rabbin rahmet ve lütfu yönündendir. İşte bu arş üzerinde istiva eden Er-Rahman isminin hakikatidir. Bu nitelik Rab ismiyle birlikte yakın göğe inmiştir. Şu halde söz konusu olan durum isimlendirilenin bir olması yönünden her ilahi ismin bütün ilahi isimlerin hükmünü içermesi hakkında daha önce belirttiğimiz husustur. Bu makam sahibi Rabbin göğe inişinden Er-Rahman ismine özgü şeyleri öğrenir. Nitekim Rab tövbekar var mı bağışlanmak isteyen var mı buyurmuştu. Çünkü Er-Rahman ismi hiç kuşkusuz bunu söylemeyi gerektirir. Bu bilgi bu makam sahibinin bu inişten araçsız öğrendiği paydır. Ayrıca o Rabbin amadan göğe Rahman ismi vasıtasıyla indiğini bilir. Çünkü Rab isminin bu makam sahibi üzerinde bir otoritesi yoktur. Çünkü otorite belirttiğimiz gibi Er-Rahman ismine aittir. Şu halde Rab veya başka bir isimden ancak Rahman ismi vasıtasıyla bir durum öğrenilebilir. Böylelikle bu esnada Er-Rahman'ın bildirmesiyle Hakk'ın amadan göğe inişiyle neyi amaçladığını öğrenir. Onun bilgisi bu şekildedir. Bu makam sahibinin Er-Rahman ismi vasıtasıyla öğrendiklerinden biri de beni yerim ve göğüm sığdıramadı. Mümin kulumun kalbi sığdırdığı anlamındaki kutsi hadisin bilgisidir. Burada ifade genişlik ve kullukta iyilik zamiriyle benim kulum gelmiştir. O halde müminin kalbi Allah'tan ancak benim ifadesinin verdiği kadarını almıştır. Bu ifade İki ilim içerir. Birincisi Allah'ın mümin kuluna olan niyetinin birincisi Allah'ın mümin kuluna olan inayetinin bilgisidir. Kul o bilgiyi zatıyla Er-Rahman isminden alır. Diğeri ise benim zamiriyle tamlama sırrının bilgisidir. Kul bu bilgiyi Er-Rahman isminin ifade etmesiyle Allah'tan alır. Böylece genişliğin insanın üzerinde yaratılmış olduğu suret anlamına geldiğini öğrenir. Adeta Allah şöyle der. Benim bütün isimlerim ancak insanın yaratılışında ortaya çıkmıştır. Allah şöyle buyurmuştur. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Yani bütün varlıkların kendilerinden meydana geldiği ilahi isimleri öğretmiştir. Halbuki bu isimler meleklere verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah Adem'i kendi suretine göre yaratmıştır. Gerçi bize göre buradaki zamir Adem'e yönelik olarak yorumlanabilir. Böyle bir yorum bazı akılcıların görüşünü reddetmeyi de içerir. Zamir Allah'a da dönebilir. Çünkü insan bütün ilahi isimlerle ahlaklanır. Böylece mümin kulun kalbinin ilahi surete göre yaratıldığı için bu genişliği kabul ettiğini öğrendim. Nitekim bir ayna kendisine bakan kişinin suretini kabul eder. Aynadan başka cilasız ve duru olmayan cisimler o sureti kabul etmez. Bu özellik şeffaf olduğu için göğe, parlak olmadığı için yere ait olmamıştır. Çünkü insanın yaratılışı felek hareketlerinden ki onlar insanın babasıdır,
ve o hareketi kabul eden unsurlardan ki onlar insanın anasıdır. Bunlar olsa bile insan hak yönünden anne ve babalarında bulunmayan bir duruma sahiptir. Söz konusu özellik sayesinde hakkın celalini sığdırabilmiştir. Bu özellik babası ki göktür veya annesi ki yerdir veya her ikisi yönünden insana ait olsaydı gök ve yer kendilerinden meydana gelen şeye göre yani insana göre hakkı sığdırmada öncelikli olurdu. Allah şöyle buyurur. Göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmez. Burada cisimsel yaratılış değil, mana bakımından yaratılış kastedilir. O halde insana gök ve yerin yoksun kaldığı bu genişliği kendisine veren bir özellik tahsis edilmiştir. Söz konusu genişlik Allah'tan gelen başka bir durum yönünden insana verilmiştir ki bu durum sayesinde insan gök ve yerden üstün olmuştur. Alemdeki her birey bir yönüyle başkasından üstün, bir yönüyle ise daha alt derecede bulunur. Allah'ın dışındaki her şeyin özelliği olan yoksunluk ve eksikliğin gereğiyle alemdeki herkes kendisinden üstün olan kimseden bir yönüyle üstündür. Çünkü insan bu genişlikle süslenip yer ve göğe karşı büyüklendiğinde şu ayet gelmiştir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Gök ve yer bu ayetle insana karşı üstünlük taslayınca beni yerim ve göğüm sığdıramadı, kulumun kalbi sığdırdı ifadesi gelmiştir. Böyle bu bilgi o kuruntu ve övünmeyi her ikisinden gidermiş, hepsi Rablerine muhtaç olmuş, övünmelerinden ve kendilerinden perdelenmişlerdir. Allah şöyle buyurur, fakat insanların çoğu bilmez. Bu ayet bazı insanların bunu bildiğini gösterir. Aramızdan onu bilenler kendisine ait olan ve kendisiyle özdeşleştiği Er-Rahman ismiyle onu bilir. Haberdar olarak onu sor. Allah yer ve göğe karşı üstün olmasını sağlayan bilgiyle övündüğünde insana merhamet etti. Buradan insan Er-Rahman isminden ancak böbürlenme hastalığının ilacı olarak olacak kadarı göründüğünü anlar. Çünkü bu kulun yerden ve gökten üstün olmasını sağlayan söz konusu özellik Er-Rahman ismindendi. Fakat onu bu kula bolca vermemişti. İnsan şunu diyemez. Bu durum insanın alemin bir sureti oluşuna yönelik bir suçlamadır. Bilakis insan gerçekte toplayıcı bir surettir. Onda bir şekilde gökten, bir şekilde yerden ve bütün yönlerden olmaksızın bir şekilde her şeyden bir özellik bulunur. Çünkü insan gerçekte yaratılmışlardan biridir. İnsan hakkında şöyle denilemez. İnsan göktür, yerdir ve arştır. Bunun yerine şu denilebilir. İnsan bir yönden göğe, şu yönden yere, şu yönden arşa, şu yönden ateş unsuruna, şu yönden hava unsuruna, suya, toprağa ve alemdeki her şeye benzer. Bu itibarla insan bir nüsha olmuştur. Göğe gök denildiği gibi ona da insan denilmiştir. Bu makam sahibinin bilgilerinden biri de Kur'an'ın Kur'an olarak değil, yani toplayıcı olarak değil, Furkan olarak yani ayrıcı olarak inmesidir. Bu insan onu toplayıcı olarak bilirse bu bilgi Er-Rahman isminden değildir. Bu durumda Er-Rahman ismi içermiş olduğu başka bir ilahi isimden Kur'an'ı ona aktarmıştır. Kur'an mübarek bir gecedeki o Kadir gecesidir, inmiştir. Kur'an inişiyle şeylerin ölçü ve miktarlarını bildirmiş, onların karşısında kendi değerini tanıtmıştır. Nitekim Rab'de gecenin son üçte birlik bölümünde yakın göğe iner. O halde gece hak ve sıfatı için zamansal iniş mahallidir. Bu sıfat Kur'an'dır yani toplamaktır. Böylece Rabbin inişinde gecenin kalan üçte biri Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve bu insan türünün gaybı olmuştur. Gayb örmek, örtmek demek olduğu gibi gecede örtmek demektir. Gecenin bu kalan kısmı üçte biri diye isimlendirilir. Çünkü bu insan yaratılışı ezeli diyarda sürekli kalacaktır. İlk iki üçte bir ise diğer üçte bir veya gecenin diğer kısmıyla kaybolmuştur. Hak ise bu kısımda inmiştir. Bu nedenle onun kalması zorunlu olmuştur. O kendisini asla sabahın takip etmeyeceği gecedir. Bu nedenle gitmez. Fakat bir halden başka bir hale ve bir diyardan başka bir diyara intikal edebilir. Nitekim gecede güneşin önünde bir mekandan başka bir mekana intikal eder. Gece varlığı kaybolmasın diye güneşin önünden kaçar. Çünkü ışık karanlıkla zıttır ve çelişir. Şu var ki ışığın otoritesi daha güçlüdür.
Işık karanlıktan kaçar, karanlık ise ışıktan kaçmaz. İntikal eden sadece nurdur. Böylece karanlık ışığın varlığının bulunmadığı yerde ortaya çıkar. Hakkın nur adıyla isimlendirildiğini, halbuki karanlık ile isimlendirilmediğini görmez misin? Çünkü ışık varlık, karanlık yokluktur. Karanlık ışığa baskın gelemez. Baskın olan ışıktır. Tıpkı bunun gibi yaratılmışlar da hakka baskın gelemez. Galip olan haktır. Böylece Allah kendisini En-Nur diye isimlendirmiştir. Gök gider, o gecenin ilk üçte biridir. Yeryüzü de gider, o gecenin ikinci üçte biridir. İnsan ise ahiret hayatında ya sonsuza dek ebedi olarak kalır. İnsan gecenin kalan üçte biridir. İnsan bu iki ebeveynden başka bir anlatımla gök ve yerden doğan çocuktur. Böylece Kur'an gecenin son üçte birindeki mübarek gecede inmiştir. Dolayısıyla Kur'an insanı kamildir. Böylece Kur'an'da her hikmetli iş ayırt edilir. İnsan beka özelliğiyle de anne babasından farklılaşır. Güvenilir ruh onu senin kalbine indirmiştir. Burada kastedilen Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Şairinin Velid-i Zina hakkında ne söylediğini görmez misin? Velid-i Zina üçlünün en kötüsüdür. Evlilikten doğan çocuk ise özellikle bu yönden üçün en hayırlısıdır. Çünkü kendisinden çocuğun yaratıldığı kadın ve erkeğe ait su dışarı çıkmak istemiştir. Bu su çocuğun kendisinden oluştuğu sudur ve çocuk üçüncü şeydir. Ebeveyn ile birlikte. Su dışarı çıkmak isteyince çıkmak için ebeveyni birleşmeye tahrik etmiştir. Bu tahrik dinen hoşnut olunmayan tarzda ise bu birleşme zina diye isimlendirilir. Bu nedenle zina hakkında üçün en kötüsü denilmiştir. Yani o kendilerine kötü ismin verilmesini sağlayan hareketin ismidir. Şari onu 3-3'te 1 yapmıştır. Anne baba ilk 2-3'te 1, çocuk ise 3. 3'te 1'dir. Allah geceyi de 3 bölüme ayırmıştır. İlk 2-3'te 1 gitmiş ki onlar gök ve yerdir. Diğer 3'te 1 kalmıştır. O da insandır. Rahman'ın sureti onda zuhur etmiş. Kur'an o bölümde inmiştir. Gök ve yer gece de isimlendirilmiştir. Bunun nedeni karanlığın o ikisinde özü gereği bulunmasıdır. Aydınlanma ise güneş ve benzeri gibi onlardan farklı olarak aydınlık cisimlerden meydana gelir. Güneş kaybolduğunda yer ve gök karanlıkta kalır. İşte ey kardeşim, daha önce bilmediğin bir takım bilgileri öğrendin. Bunlar nefesler menziliyle özdeşleşmiş bu şahsın ilimleridir. Bu şahsın idrak ettiği her şey koklama gücüyle kokulardan algılanır. Onlardan bir grupla İşbiliye'de, Mekke'de ve Beyt-i Makdis'te görüştük. Bu konuda şifahen değil, hal diliyle sohbet ettik. Görme özelliğine sahip başka bir grupla ise gözle sohbet ettik. Soru soruyor ve cevap alıyordum. Bana soru soruluyor ve sadece bakışla cevap veriyordum. Aramızda bilinen bir konuşma veya bakışla anlaşılan herhangi bir terim yoktu. Fakat ona baktığımda benden öğrenmek istediği her şeyi anladığım gibi o da bana baktığında ondan öğrenmek istediğimiz her şeyi anlamıştı. Böylece onun bana bakması bir soru veya cevap olduğu gibi benim ona bakmam da bir soru ya da cevap olmaktaydı. Böylelikle konuşma olmaksızın aramızda pek çok bilgiler meydana gelmiştir. Bu şahsın bilgisinin bir kısmı hakkında bu kadar açıklamak yeterlidir. Çünkü onun bilgileri kuşatamayacağımız kadar çoktur. Zikrettiğimiz şeylerden herhangi bir şey öğrenmek isteyen kimse amada idi, fi ama ile Rahman arş üzerinde istiva etti yani Allah ifadeleri arasındaki farkı öğrenmelidir. İkinci ifadede Allah gökte yani fis sema, gecede fil leyl ifadelerinde olduğu gibi fi yani içinde edatını kullanmamıştır. Belirttiğimiz bütün bu meselelerde cemrül cem yani birliğin birliği makamı, cem makamı, tefrika makamı, mertebelerin ayrışması makamının bilgisi sana açıklanmış olur. Allah hakkı söyler, doğru yola ulaştırır.